Merhabalar sevgili seyirciler, İş Dünyası'nın Rehberi Sektörün Enleri programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldız. Yepyeni bir haftayla karşınızdayız. Ekip arkadaşlarımız siz değerli izleyenlerimiz için sektörün nabzını hız kesmeden tutmaya devam ediyorlar. Dilerseniz biz de hiç vakit kaybetmeden ilk durağımıza konuk olalım. Sponsorlu firmamız Onkel Döner'e konuk oluyoruz. Merhabalar Yıldıray Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Evet, ben Yıldıray Kaynak, Elazığlıyım. 46 yaşındayım, evliyim, 4 çocuk babasıyım. Çok güzel. Peki mekanımızı tanıyabilir miyiz kısaca lütfen? Mekanımızı tanıyabiliriz tabii. 2007'den beri mekanımız açık, çalıştırıyoruz. Tabii benle hanımla başladık. Ufaktan başladık. Daha sonra da tutulmaya başlayınca öyle gidiyor işte. Ne güzel. Peki menümüzde ne gibi hizmetler veriyoruz? Menümüzde yani mekanımız döner. Döner satıyoruz. Ekmek arası, pide arası. Döner box, dürüm, döner tabağı, döner tele, pomes, öyle. Çok güzel. İçecekler var işte, alkolsüz. Evet, evet. Çok güzel. Peki ürünlerimizi tercih ederken özellikle nelere dikkat veriyoruz? Kalite, salatamız günlük taze alıyoruz. Tabii etimiz helal kesim. Ona çok dikkat ediyoruz. Yani ürünlerimizde herhangi bir yani helal olmayan bir şey yok yani. Öyle söyleyeyim. Yani yoğurdundan tutun da pomes, yağına kadar hepsi yani yiyebileceğimiz ürünlerdir. Öyle. Çok güzel. Peki müşterilerimiz sizleri neden tercih ediyor veya neden tercih etmelidir? Ya tabii kalite yani dediğim gibi kendimiz yiyemediğimiz bir şeyi müşteriye de satmıyoruz yani. Evet. Yani öyle. Evet, güzel. İleriki dönemlerdeki hedeflerden kısaca bahsedebilir miyiz lütfen? Kalitemizi aynı bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Zaten müşteriler de bu şekilde bizi çok beğeniyor. Yani kalitemizi bu şekilde devam edip uzun yıllar bu işi yapmak istiyoruz. Çok güzel. Peki Yıldıray Bey, müşterilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Müşterilerimize teşekkür ederiz bizi tercih ettikleri için. Yani misbaha yola düşen insanları bekliyoruz mekanımızda ağırlamak için. Son olarak logo, yani kendimiz geliştirdiğimiz bir logomuz var. Einmal essen, nie vergessen. Evet, çok güzel. Peki Yıldıray Bey, bize vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. İstanbul Kebap'a konuk olduk. Bakalım bizlere sektörlere hakkında ne gibi bilgiler aktarmışlar. Thank you.
İsmail Bey. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Evet, ben İsmail Gündoğan. Yaklaşık 10 yıl aşkın süredir İtalya'dayım. Restoran işiyle uğraşmaktayım. Peki İsmail Bey, mekanımız ve sizin yapmış olduğunuz hizmetlerden bahsedebilir miyiz? Tabii, mekanımızda döner, grill, pizza çeşitlerimiz olmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri talebine göre lahmacun, pide çeşitlerimiz de mevcuttur. Malzemelerimiz de helal kesim olmasına ve kaliteli ürün olmasına çok dikkat etmekteyiz. Sebzelerimiz günlük, taze, tedarik ediyoruz. Peki İsmail Bey, sizi diğer restoranlardan ayıran özellikler nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Bizi diğer restoranlardan ayıran özelliklerimiz müşteri memnuniyeti, güler yüzlülük, müşterilerimizin ev ortamında güvenli bir şekilde yani hizmet etmemiz bizi diğer restoranlardan ayıran en büyük özelliklerimiz. Peki İsmail Bey, ilerleyen zamanlarda hedeflerinizden bahsedebilir miyiz? İlerleyen zamanlarda şubemizi genişletmek, farklı yerlerde Türkiye'mizi İtalyanlara daha çok tanıtmak, kültürümüzü, lezzetimizi daha iyi bir şekilde sunmak hedefimiz. Peki İsmail Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizlere çok teşekkürler. Buraya geldiniz, misafirimiz oldunuz. Acun Medya'ya çok teşekkür ederim. Alessandria şehrindeyiz, İtalya'nın. Güzel bir kasabasındayız. Müşterilerimizi bekleriz. Yani misafirimiz olur. Bizim lezzetli tatlarımızdan ikram edebiliriz. Ve son olarak da bizi tercih eden müşterilerimize minnettarız. Peki İsmail Bey, vermiş olduğunuz kıymetli hizmetlerden dolayı size teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Sektör Öneri izleyenleri, şimdi ise siz değerli izleyenlerimiz için bir diğer öncü firmamıza konuk oluyoruz. Merhaba Musa Bey. İlk olarak sizi ve Enur Hanım'ı tanıyabilir miyiz lütfen? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Musa Topal. Yaklaşık 20 küsur yıldır İtalya'dayım. Bunun 2006'dan bu yana hizmet sektöründeyim. Şu an 4 işletmenin sahibiyiz. Evet. Musa Grigliere Pizzeria olarak Somma Lombardo şehirlerine Malpensa 5 dakika mesafede. Yaklaşık 1 yıldır bu mekanı oluşturduk ve hizmet veriyoruz. Öncelikle merhaba, ben Ennur, 16 yaşındayım. Öğrenciyim ve burada Musa's Grigliere Pizzeria'da babama yardımcı oluyoruz, beraber işletiyoruz. Peki Musa Bey, bize mekanımızı tanıtabilir misiniz lütfen? Evet, mekanımız Malpensa Havalimanı'na 5 dakika mesafede 80 kişi oturmalı, yerel yemek ağırlıklı çalışan bir mekan. Kalite kesinlikle öncelik verdiğimiz bir mekanımız. Mekanımızda özellikle de kitle olarak aileleri belirledik. Salı günleri hariç her gün saat 11 ile 14.30 arası ve 18 ve 23 arası açığız. Herkesi bekleriz. Peki Enur Hanım, ürünlerimizi seçerken özellikle nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle hep kaliteli ürünleri seçmeyi tercih ediyoruz. Zaten her gün taze bir şekilde getiriliyor ve sertifikalı bütün ürünlerimiz ve etlerimiz hep el herkesimdir. Peki Musa Bey, personel seçerken özellikle nelere dikkat ediyoruz ve kaç kişilik uzman ekiple beraber çalışıyoruz? Evet, şu an restoranımızda toplam 10 kişi ve bunların tamamı profesyonel. Seçerken özellikle profesyonel olmasına dikkat ediyoruz. Sakin elemanlar, güler yüzlü elemanlara özellikle
ön plana atmaya çalışıyoruz. Peki Ennur Hanım, müşterilerimiz sizi neden tercih ediyor veya neden tercih etmelidir? Öncelikle bizim ürünlerimiz gerçekten bir numara kalitede. Bir de galiba bütün o enerjimiz, sıcakkanlılığımız müşterilere yansıdığı için bir de bu restoran biraz daha böyle aile, sıcakkanlı. O yüzden bence onlara da yansıdığı için onlar da bizi seviyor. Peki Musa Bey, ilerideki hedeflerimizden bahsedebilir miyiz lütfen? Evet, kesinlikle ilk önce Musas markasını büyük bir noktaya getirip bunu çocuklarıma devretmeyi planlıyorum. En azından babadan kalan bir mirası sahiplensinler. Onun verdiği enerji üzerinde hayatına devam etsinler istiyoruz. Peki Musa Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Türkiye'den yolu düşen arkadaşlar olursa her zaman misafirim olsunlar. Bekleriz. Bir çayımızı içsinler. Türkiye'deki lezzetleri mutlaka burada bileceklerinden eminiz. Her zaman bekleriz. Peki Ennur Hanım, siz son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün izleyenler için çok teşekkür ederim ve özellikle TV8 ekibine de çok sevgilerimizi sunarız. Peki, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. İtalya'da Aksu Kebap'tan çok özel görüntüler aldık. İzliyoruz. Merhabalar Yusuf Bey. İlk olarak sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Yusuf Taşkın, Kahramanmaraşlıyım. 22 yıldır İtalya'da yaşıyorum. 2-3 yıl başka bir işte çalıştım burada. 15-16 yıldır da bu döner sektöründeyim. Döner pizza sektöründeyim. İtalyan ve Türk mutfağı üzerine. Burada insanlara hizmet ediyoruz. Balkan insanlarına, İtalyanlara, Araplara, bütün halka burada hizmet ediyoruz. Peki Yusuf Bey, bizlere mekanımızı kısaca tanıtabilir miyiz lütfen? Mekanımız Milano'nun Corvetto bölgesine yakın Piazza Bonamelle diye, yani Türkçesi alan. Bonamelle alan isminde bir alandayız. 10 yılda böyle burayı işletiyoruz. 25-30 kişilik yerimiz var. Haftanın 7 günü açığız. 11 çalışıyoruz, 12 saat. Ailece çalışıyoruz. Hiç yanımızda çalışan işçi de yok. Hep aileyiz. Ben, eşim, kızım, damadım, bir de yeğenim. Hep ailece çalışıyoruz. Elimizde geleni yapıyoruz. İnsanlara hizmet etmek istiyoruz. Önce yaptığımız şeyleri kendimiz yiyoruz. Kendimiz beğeniyoruz ki ondan sonra insanlara beğendiriyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle böyle bu güzel hizmeti devam ettireceğiz burada. Ömrümüzün yettiğine kadar, gücümüzün yettiğine kadar devam ettireceğiz. Peki Yusuf Bey, ürünlerimizi seçerken özellikle nelere dikkat ediyoruz? Özellikle taze ürünleri almaya dikkat ediyorum. Bayat ürünleri almıyorum. Mesela sebze ben kendim gidip seçiyorum. Mesela toptancıya getirdiği zaman bazen içinde çürükleri oluyor falan. Ucuz şeyler, bağlısına ben daha güzel, temiz ve bağlı ürünlere özen gösteriyorum ki müşteri memnun olsun. Etimizi de mesela döner etimizi de tanıdığımız bir firmada aldığımız için, firmaya güvendiğimiz için etimizin de lezzeti güzel, müşterimiz de memnun oluyor. Bir de helal kesim, ona da güveniyoruz burada çünkü helal bizim Müslüman kesimi müşterimiz çok. Onun için soruyorlar da etimiz de hep helaldir. Burada biz herhangi domuz falan satmıyoruz yani. İsteyen müşterilere de yok diyoruz. Mesela İtalya, Hristiyan müşteriler istediği zaman biz domuz satmıyoruz diyor. Biz sadece helal satıyoruz. Peki Yusuf Bey, son olarak müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden bütün müşterilere teşekkür ederim. Türkiye'de Milano'ya gelmek isteyen müşterilere bekleriz. En güzel hizmeti vermeye hazırız. Onlara ne istiyorlarsa Türkiye'de bulamadıkları, burada bulamayacakları hiçbir şey düşürmesinler. Türkiye'deki aynı bütün yemekleri, kebabın hepsini burada yapıyoruz. Gelenlere yedireceğiz. Geldikleri için de teşekkür ederiz. Gelmek isteyenler için de yardımcı oluruz. İstedikleri zaman telefon numaramızı falan yayınlayacağız. Bizi arasınlar, gelir alırız, getiririz, yemeğini yediririz. Ondan sonra da geri yolcu ederiz. Türkiye'de herkese, başta anneme,
Ondan sonra bütün dost, arkadaş, akrabalar, herkese selam söylüyorum. Herkese sağlıklı, sıhhatli, uzun yıllar, mutlu hayat, ömürler diliyorum. Yusuf Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı size de çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için ayağınıza sağlık. Size teşekkür ediyorum. Şimdi ise sektöründe ve bölgesinde öncü bir diğer firmamıza konuk oluyoruz. Merhabalar Murat Bey. İlk olarak sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Adım Murat Serey. 35 yaşındayım. 11 yıldır Almanya Münih'te yaşıyorum. 20 seneye yakın bu sektörde hizmet veriyorum. Füze olarak, kuaför olarak. Peki Murat Bey, bizlere kısaca mekanımızı tanıtabilir misiniz lütfen? Yaklaşık bir yıldır Münih'in elit semtlerinden biri olan Schwabing'de hizmet veriyoruz. Bayan ve kozmetik bölümlerimiz var. Peki Murat Bey, yapılan hizmetlerden dolayı müşterilerimize bahsedebilir misiniz lütfen? Yapılan hizmetlerimiz erkek bölümünde barbershop nitelendirdiğimizde saç, sakal ve cilt bakımı oluyor. Bayan bölümüne geçildiğinde de bayan bölümünde aklımıza gelebilecek bayanla ilgili, bayan kuaförüyle ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Ve son olarak kozmetik bölümümüzde lazer epilasyon, tüm cilt bakımları ve özel gün ve geceler için make-up makyajlarımız ve kalıcı makyajlarımızla olarak bu şekilde sıralayabiliriz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Murat Bey, kaç kişilik bir uzman ekiple beraber çalışıyorsunuz? Şu anda kemik kadromuzda, kendi alanlarında dediğiniz gibi hepsi profesyonel olmak üzere 7 kişilik bir kadromuz var. Ve hafta sonu işlerin durumu ve yoğunluğuna göre destek ve yardım aldığımız, tabii ki onlar da kendi alanında uzman olan arkadaşlarımız ilave ediyoruz. Peki Murat Bey, müşterilerimiz sizleri neden tercih etmelidir? Evet, müşterilerimiz bizi neden tercih etmeli? Çünkü biz şöyle bir konseptimiz vardı burayı açmadan önce. İlk önce kalite, karşılıklı güven, akabinde onlara verebileceğimiz en düzgün, en güzel hizmet. Bizim önceliğimiz buydu. Bu şekilde yola çıktık. Ve neden en kaliteli ürünlerle, en iyi ekiple bu işi birleştirip, harmanlayıp güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Amacımız da bu. Bu şekilde de devam edeceğiz ve üzerine koya koya daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. İlerleyen dönemlerdeki hedeflerimizden bahsedebilir miyiz lütfen? İlerleyen dönemlerde kalitemizi ve Steel Handwerk ailemizi genişleterek, büyüterek iyi yerlere getirebilmek ve daha sonrasında Almanya içinde belki başka şehirlerde markamızı büyütmek, yani hedefimiz bu. Peki Murat Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Açıldığımız günden beri bizi tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve henüz tanışmadığımız, kaliteye ve kendine önem veren bütün herkesi buraya bekliyoruz. Peki Murat Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Ve biz de size teşekkür ediyoruz. Steel Handwerk ailesi olarak bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Şimdi ise tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz Almanya'da bulunan Antalya Süpermarket'e konuk oluyoruz. Merhabalar Levent Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Levent, 27 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Antalya Süpermarket'i bizlere tanıtır mısınız lütfen? Süpermarketimizde baklava, çekirdek, bakliyat, et, balık ürünleri bulunmaktadır, peynir ürünleri ve ayrıca döner bölümümüz de vardır, döner satışlarımız da vardır. Levent Bey, ürünlerimizi tercih ederken özelliklerine nereye dikkat ediyoruz? Ürünlerimizi alırken öncelikle kaliteye, fiyata, tazeliğine ve tarihine dikkat ediyoruz. Müşterilerimiz sizleri neden tercih etmeli? Müşterimizin tercihi güler yüzlü olmamız, fiyatlarımızın uygun olması ve kaliteli olmasından dolayıdır. Peki Levent Bey, ilerleyenki zamanlardaki hedeflerimizden bahsedebilir miyiz? İlerleyen zamandaki hedeflerimiz müşterilerimizin memnuniyeti ve buradaki kaliteli hizmetimizi bozmadan uzun yıllar devam etmek istiyoruz. Levent Bey, son olarak müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih edip alışveriş gelen ve gelmeyen müşterilerimizin hepsine teşekkür ederim.
Gelmeyenleri de dükkanımızda bekleriz. Dükkanımızdaki malların, ürünlerin kalitesini görüp fiyatlarını görmelerini isteriz. Bu arada TV8'e de çok teşekkür ederiz. Levent Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız İtalya'da Bay Somon'a konuk oldular. İzliyoruz. Merhabalar Salman Bey. İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii. Ne demek efendim? Ben ismim Salman Çoburkuyu. Pazarcık, Kahramanmaraş Pazarcıklıyım. Yaklaşık 16-17 yıldır İtalya'da yaşamaktayım. Peki Salman Bey, mekanımızı tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Bu mekanı özellikle ben Türk mutfağını İtalyanlara tanıtmak amacıyla açmayı düşündüm. Ona gereksinim duydum. Çok güzel bir, yani genelde şöyle bir bakış açısı var. Türklerin bir mutfağı olmadığını zannediyorlar. Çünkü İtalya'da Türk nüfusu daha yoğunlukta olmadığı için bunu bir daha bir şey aşamasındayız. Biz de bunu kanıtlamak amacıyla böyle bir mekan açma zorunluluğu duyduk. İyidir. İnsanlarımız yavaş yavaş tanıyor. İtalyanlar gerek olsun, gerek yabancılar olsun. Bunu kendilerine göstermeye çalışıyoruz yani. Gerçekten bu Türk ürünlerini, Türk yemeklerini en güzel, lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Peki Salman Bey, menümüzden bahsedebilir miyiz? Bizim burada 7/24 açık olduğumuz için geniş bir menü yelpazesine sahibiz. Özellikle nasıl diyeyim, grill ocakbaşı, çorbalar, sulu yemekler, sabah için kahvaltı ürünleri, Türk kahvaltısı. 7/24 adı açık olduğu için yani her şey bir anda yani kapsama alınan insanın büyük bir menüye sahibiz. Gerek simitinden, gerek poğaçasından, gerek çorbasından, gerek çayından. Yani aklını alabileceği, yani Türkiye'ye hatırlatacak ne gibi bir yemek varsa hepsini sunmaya çalışıyoruz. Peki Salman Bey, ileriki hedeflerimizden kısaca bahsedebilir miyiz lütfen? Benim burada en büyük hedefim, yıllardır bu 16-17 yıldır bu işletmecilik içinde uğraşıyorum. Aşağı yukarı 4 tane şubem var şu anda aktif olan. Bunun yanı sıra benim en büyük idealim, hedefim dünya genelinde büyük bir franchising, Bay Salman markasını dünyaya tanıtmak, bir franchising oluşturmak. Bunun idealim, benim hedefimdir. İnanıyorum ki başaracağım yani. Peki Salman Bey, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Çok rica ederim, ben size teşekkür ederim. Özellikle böyle bir şey yaptığınız için gerek ülkemiz açısından gerek bizim açımızdan herkese en azından biz buradayız, varız mesajı vermiş olduk. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Buraya da geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ederim. Şimdi ise Almanya'da bulunan Çakmakçı Sigorta'ya konuk oluyoruz. Merhabalar Samet Bey. Merhabalar. Sizleri ilk olarak tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki de. Ben Samet Çakmakçı. Almanya'da doğdum, büyüdüm. 10 senedir sigorta sektöründe çalışıyorum. Peki, çok güzel. Bizlere kısaca Çakmak Sigorta'yı tanıtabilir misiniz lütfen? Tabii ki de. 5 seneden beri kendi şirketimi kurdum. Tam olarak bağımsız bir sigortacı olarak piyasada çalışıyorum. Münih şehrinde çalışıyorum. Sonuçta tüm sigorta şirketlerle çalışıyorum. Ve müşterilerimiz için içerek ve fiyatlarını karşılaştırarak danışmanlığımı yapıyorum sigortalarım. Peki Samet Bey, müşteri potansiyelimizi kimler oluşturuyor? Müşteri potansiyelimiz daha çok şirketlere yöneliktir Münih şehrinde. Yaklaşık şu an 800 tane müşterimizin 300'ü şirket sahipleridir. Bizim burada ana işimiz sigortadır. Sigorta satışları yapıyoruz. Ama bizim için daha çok önemli olan müşterilerimize ortak olarak tabii ki yardımcı olmak isteriz. Danışmanlığını yapıyoruz. Yani daha da çok kapılar tabii ki de açmak bizim hedefimizdir. Ve bu yönden devletten şirket sahipleri için neler vardır? Bunların danışmanlığını yapmış oluyoruz. Samet Bey, bize vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz.
Size teşekkür ederim. Bu uzun yollardan gelip buralara gelip kahvemizi içtiğiniz için teşekkür ederim. Bu röportaj için de teşekkür ederim. Teşekkürler. Ekip arkadaşlarımız siz değerli izleyenlerimiz için Erbil's Vegan'a konuk oldular. İzliyoruz. Merhabalar Erbil Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii. Benim adım Erbil Güner. 1966'da Almanya'ya geldik. Bayburt doğumluyum. Efendime söyleyeyim, uzun yıldan beri burada ikamet ediyoruz. Münih kentinde. Bizim yapmış olduğumuz icraat burada vegan. Vegan ürünleri sunuyoruz. Ve ilk etapta tabii ki döner, vegan döneri. Bunu 1999'da hemen piyasaya sürdük ve bütün Almanya'da, Avrupa'da bunu hem dağıtımını yapıyoruz, evet, ve tabii ki kendi restoranımızda sunuyoruz bunu. Evet. Ürünlerimizi tercih ederken ne gibi hususlara dikkat veriyoruz? Tabii ki vegan çok hassas bir konu. Biz burada tamamen vegan olduğumuz için dikkat ettiğimiz alışverişte bilakis her etikete bakıyoruz. Hayvansal hiçbir içerdilik olmamasına. Bu bizim için çok önemli. Neden vegan yaptığımızı da kısadan bir anlatayım. Bu bizim ilk etapta bir ticari görüşümüzdü. Lakin bu zaman içinde, yani 13 yıldan beri bunu sunduğumuz bir olay. Diğer sosyal hayvan bizim için çok önemli bir konu oldu. Bunlara dikkat ediyoruz. Müşteri portfolyomuzu kimler oluşturuyor? Genelde tabii ki Almanlar. Allah eksik etmesin onları, o bilakis veganları. Yani bizleri çok büyük bir seviyeye getirdiler sayılarında. Ve bizleri o kadar güzel destekliyorlar ki, yani bir maddi yönden konu ediyorlar, her şeye razılar. Yeter ki siz bu işe devam edin diye bize böyle çok büyük bir şeyde bulunuyorlar. Evet, çok güzel. Peki Erbil Bey, ilerleyen zamanlardaki hedeflerimizden bahsedebilir miyiz lütfen? Tabii, vizyonumuz büyük haliyle. 13 yıldan beri bahsettiğim gibi yapıyoruz ve asıl hedefimiz dünyaya yayılmak. Yani dünyaya bir özellik getirmek. Ya izleyicimize şunu söylemek isterim. Kulakları bilakis açık olsun. Yemiş olduğumuz en önemli şey gıdamızdır. Bizi ayakta tuten de gıdadır. Yediklerimizi dikkat edip nelerle uğraştığımızı, neleri kendimize, sinemize alıyoruz, ona bilakis dikkat etmeklerini rica ediyorum. Erbil Bey, bize vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.